Haftalık bu koç burçlarımıza hoş geldiniz diyorum. Haftalık burçlarımız böyle başlıyor. Koç burcu teknik sorunlar yaşayabilir. İş konusuyla alakalı 28 Mayıs teknik arızalar, teknik iş problemleri yaşayabilir. O yüzden koç burçlarının sakin olup daha sakinlikte belli şeyleri ötelemeleri gerektiğini düşünüyorum ama koç burçlarda özel hayatta bazı kararsızlıklar vardı. İyileştirme, yumuşama, öfkeleri tamir etme dediğimiz süreçlere giriş yaptı. 28 Mayıs onlar için aslında çok enerjik ama enerjilerinden kaynaklanan hatalar yapabilirler ve sürpriz seyahatler var. Haziran onlar için 28 Mayıs ve Haziran onlar için hem seyahat hem de doğru planları yapacakları dönem. İlişkiler konusunda daha sakinlik istiyor koç burçları ve iş konularıyla alakalı da yöneticileriyle ilgili rahat bir dönem ama bunların devletle ilgili mahkeme, boşanma ya da yasal süreçler başlayacak Haziran sonundan sonra. O yüzden koçlarda teknik arızalar, teknik hatalar, problemler had safhada. O yüzden sakin ve özgüvenlerini kaybetmeyeceksiniz. Çünkü 28 Mayıs sizin için olumluluğu gösteriyor ama sinirlerinizden hata yapabileceğinizi söyleyebilirim. Devletle ilgili beklediğiniz evraklar olumlu sonuç yaşayacak. Çocuklarınızla ilgili planladığınız tatil planınız gerçekleşecek. O yüzden koçlar 28 Mayıs itibariyle huzurlu ve mutlu olacaklar. Boğa burçları para hayatları ile ilgili 28 Mayıs dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar gereksiz geçmiş dönemin borçlarını ödedikleri için ceplerinde para kalmıyor. Devamlı panik halindeler. Para konularınız Eylül'e kadar devam edecek. O yüzden doğru süreç dengelerseniz sağlıklı olur. İlişki konusunda da ilişkinizle alakalı söz, evlilik kararı aldınız ama 2019'a öteleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü buradaki borçları ödeyeyim. Ondan sonra 2019 rahat evlilik dediğimiz süreç olacak. Uzun süredir aşk yaşamayan boğa burçları Haziran'ın 5'i 7'si arasında muhteşem bir aşka yelken açacak. Ve özellikle ailede yaşanan bazı karmaşa, kavga, gürültü dediğimiz süreç 28 Mayıs itibariyle rutine, sakinliğe erecek. Ufak ufak tatil planlarınız var ama boğa burçları Temmuz ve Ağustos'un tatilinin yoğunluğu ya da Eylül yoğunluğunda daha verimliliği yaşayacak. İş konusunda güzel bir değişim var. Devletle ilgili de atama ya da devletle ilgili beklediğiniz evrak da Eylül'e kadar elinize geçmiş olacak, hayırlı olacak. Çocuklarınız için ne bekliyorsunuz boğa burçları, evli boğa burçları için? Evet, bu sene liseye girecek çocuklarımız başarıyı sağlayacak, panik yapmanıza gerek yok. Üniversiteye giren evlatlarınız başarıyı sağlayacak, panik yapmanızı istemiyorum. O yüzden sağlığınızla ilgili de diş sıvılarıyla ilgili yaşayacağınız problemler olabilir. Dikkat diyorum, bir de anneniz ameliyat olabilir ya da büyük anneniz ameliyat olabilir, dikkat. 28 Mayıs İkizler Burcu'nu ne bekliyor? Çevreyle kavga etme, gereksiz insanlara alınma, kırgınlık, öfke dediğimiz bir 28 Mayıs haftası olacak ikizlerin. Onların da kimseyi duymadan kendilerini sakin bir noktada dinlemesi gerekiyor. Çünkü çok insanlar kırgınlık yaşadığı ikizler burcu. O yüzden onlar da aile, iş ve ev formatına adım attınız. Ev, iş, aile dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Ev alma gibi ya da bir miraslı olayın çözümlenmesini istediğiniz bir nokta var. Haziran sonuna kadar bunun muradına ereceksiniz ve yeni bir eve geçiş sizin için hayırlı olacak diyorum. Ve uzun süredir anne olmak isteyen ya da baba olmak isteyen ikizler burcu için Haziran sonuna kadar ailede çocuk muradı var. Ve uzun süredir evliliğinizde problem olan ikizler burcu için de Mayıs'ın 5'i daha ilişkiyi kontrol etme, daha sahiplenme dediğimiz süreç yaşanacak. İşte de bir atama ya da yükseliş beklentisi söz konusu. Bir de yurt dışı ile ilgili ufak aile seyahati niyetiniz var. Haziran sonuna kadar da ikizler burcu yurt dışı İtalya, İspanya, İskoçya, iyi harfli bir ülkeye seyahat yapacak. Hayırlı olacak diyorum. Sizlerde de boğaz enfeksiyonu, kalp ritim bozukluğu gibi Haziran ya da 28 Mayıs sizin için bu konularda dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de sizin geçmişte çözemediğiniz evrak bir borcunuz var. O unutulmuş olabilir. Bu gündeme gelecek. 28 Mayıs yengeç burçlarının sağlık konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Parasal evrede çok daraldılar ve her şey üst üste birikti ve dengeler yıpranmış bir noktada. 28 Mayıs'tan sonra daha verimli ama aşk ve huzur dönemi başlayacak yengeç burçlarında. Uzun süredir geçmişte hani el ele tutuşan sevgilileri kıskanıyordunuz ya. Evet, yengeçler için Haziran bitmeden doğru bir aşka yelken açma, huzuru bulma, aşkı bulma. Ya parayla ilgili ve çok sıkıntılarınız var ama ödemelerden kaynaklanan sıkıntılarınız var. İşinizde bir atama, bir değişim söz konusu olacak Haziran.
Haziran ortasına kadar. Sizin de aileyle alakalı ufak bir Yunanistan seyahati olabilir. Ya da farklı bir Akdeniz ya da Ege ruhunuz ön planda olabilir. Gideceğiniz gözüküyor. Sizde de baba ya da abi ya da kardeş rahatsızlığı söz konusu olacak, bir operasyon söz konusu olabilir. Dikkat diyorum, yengeçler bazı ortaklı işler yapma gibi fikirleri var. Yengeçlere şunu söylüyorum, Eylül ayında ne ortaklı iş yapacaksanız doğru bir süreç. Şu an için işinizi kontrol edin ve koruyun, yeterli diyorum yengeç burçları için. Bir de yengeçlerin eğitimle ilgili yabancı dil aksanlarını güçlendirme ya da kariyer hayatını güçlendirme gibi bir niyetleri var. Eylül'de bunu da yapacaksınız. Hiç panik yapmanızı istemiyorum. Evli yengeç burçları uzun süredir karı koca hayatlarında devamlı kavga gürültü vardı. Sakinliğe, rutinliğe girdi ve uzun süredir de eşinizle sürpriz yapmak istiyordunuz. Araba ya da bir ev alma gibi para sıkıntılarımız var. O bittikten sonra bu sürprizi yapacaksınız. Aslan burçları iş konuları çok yoğun, para kazanamıyoruz. İş inanılmaz yoğun ve para kazanamıyoruz. O yüzden artık depresyona girdim, parasızlık depresyonu. Yurt dışına gitmek istiyorum, bu ülkede kalmak istemiyorum diye triplere girdiniz. Ve özel hayat konusunda da bu dönem söz nişan beklentiniz var. Hayırlısıysa söz konusu olacak ama aslanların ilk önce kendini dinlendirme, spor ya da vücudu beslemek gibi, düzenli besleme gibi planları var. Hani organik, ben organiğe inanmıyorum bu ülkede, hiçbir şeyin organik olduğunu. O yüzden aslanlar bakkalından, manavından, çakkalından devam et, hiç organiğe takılma diyorum. İş konusunda evet güzel teklifler, güzel oluşumlar var da size para kazandırmıyor. Eylül-Ekim dönemi siz gerçekten bu paraya sahip olacaksınız. Çünkü büyük anlaşma ve devletle ilgili yaptığınız yenilikler var. Bunlar çok güzel olacak, olumlu süreç olacak. Ve uzun süredir de farklı bir ülkede şirket açma gibi kafanızda yenilemek istedi. Evet yapacaksınız. Eylül-Ekim'in sonuna doğru bu olayı tamamlamış ve başarmış olacağınız gözüküyor. İlişki evet güzel, yalnız ev taşınması, evi eşya taşınması, onu oraya koyma, bunu buraya koyma, onu oraya saklayayım, bunu buraya saklayayım dediğimiz bir dönem yaşayacaksınız ama mutsuz musunuz değilsiniz, mutlu musunuz değilsiniz çünkü sizin tek paraya odaklı noktanız olduğu için bu konuda mutsuzsunuz. Sağlık konusunda da çok şükür kaşıntılarınız, alerji problemleriniz gitti. Bedeninizi tanıma. Belki bir spor size iyi geleceğini düşünüyorum. Sizde de sürpriz çocuğunuzla ilgili büyük bir başarı ve bunun muradı ya da çocuk isteyen insanlar için 2019 doğru bir süreç diyorum. Başak burçları, sessizlik, 28 Mayıs onlar için sessizlik, karar verme, doğru kararı görme ve doğru noktalara imza atma niyetleri var. Evet doğru iş, şu an aynı işi kontrol edelim ama işsiz kalmayalım kafasında Başak burçları. Onların da Kasım Aralık işleriyle ilgili hedeflediği süreçlere iyi bir süreç ama tatil planları var Başak burçlarının. Herkes olduğu gibi yaza geldik. Diyeceksin ki Emine Hanım herkese tatil. Ya kışında tatil var, yazında tatil var, ilkbaharda da var, ya da kışta da var, sorun yok. Onlar da bir ay böyle tekne seyahati, ne bileyim deniz üstünde kalayım kafaları var. Ailece gitmek istedikleri köy evleriniz, göl eviniz olabilir. Böyle bir niyetiniz var. Başaklarda da araç ya da ev değişikliği gibi bir söz konusu. Uzun süredir hasta olan hala ya da teyze dediğimizin bir sıkıntılı ve gözyaşı var arkasından bir miras gündeme geleceği gözüküyor Başaklarda. Ve Başakların da en büyük sorunu kulak alerjisi, kulak kaşıntısı, kulakta iltihap olabilir ya da kulakta duymama gibi söz konusu süreçler var. Kulaklarımızı kontrol edeceğiz Başaklar. Çünkü artık kulak sizin dik ve ağız bölgenizdeki diş etlerinizde çekilme olabilir. Ağız sağlığınıza dikkat edin diyorum. Bir de evet uzun süredir yöneticilerinizle ilgili konuşmak istediğiniz noktalar var. Bunu konuşun. Bir kademe değişiklik var ama siz kendinize iş kurma gibi bir niyetiniz var. Hayırlı olacağını düşünüyorum. Terazi burçları, yol, tatil, karar verme ama onlarda dikkatsizlikten kaynaklanan ve acayip kilo aldığınız bu dengeleri kontrol ediyorsunuz. Biraz zayıflıyorsunuz bu dengeleri. Size iyi gelecek. Tatil, 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 kalp ağrısı, dibe çöküş, aşk travması yaşıyorsunuz. Ve uzun süredir geçmişte özlediğiniz biri var, bunun geri gelmesini istiyorsunuz. Size yepyeni bir hayata ihtiyacınız var. Geçmişi kapatıp yeni konsantre olmanız lazım. Terazilerin de en büyük sorunu parayı doğru kullanamıyorlar ve parasız kalıyorum diye ağlıyorlar. Parayı doğru kullanma döneminiz Ağustos, Temmuz dönemlerinde size bir ev satımı ya da bir şey satma niyetiniz var. Ondan sonra paranız değerlenecek ama satmanıza karşıyım çünkü yeriniz çok değerli. 1,5 sene sonra satarsanız çok büyük bir kâr edeceğiniz gözüküyor. Ve terazi burçları aile özlemi var, anne baba özlemi var. Safhada da hiç kimseye gidip gördükleri yok. Sadece özlüyorlar, lafta özlüyorlar. Terazilerde ilişkiler diyorum, evet aşk var, sabırlı olacaksınız.
Ve bu dönem söz nişan dediğimiz bir evre, hatta düğün tarihleriniz belirlendi. Doğru bir süreçte ama terazilerin yapması gereken tek şey kendi bedenlerinin ruhunu iyileştirecek. Ondan sonra yollarına karar verecek ve gereksiz kavgalara, gereksiz insanlarla diyalogları kesecek diyorum. Sizin de bir ev inşaatlık bir ev işiniz var. Aile yapalım mı yapmayalım, yapma zamanı geldi, yapın diyorum. Akrepler, çok yoğun bir iş temposunun arkasında iş yok. Acayip derecede sinirlisiniz çünkü düzeni götürmeniz lazım. Yöneticiler ya da çalıştığınız noktayı büyütmek istiyorsunuz ama parasızlıktan bunu aldınız. Haziran bitimine kadar bu dengesizlikler devam edecek. Temmuz Ağustos biraz daha verimli olacağımız ama sizin de 2019 gerçekten parayla ilgili sorunlarınızın biteceği bir nokta. Ev değiştirmek, evi değiştirmek bir niyetiniz var ama korkularınızdan dolayı değiştiremiyorsunuz. Bence biraz daha sabırlı olun. Yeni bir araç almış olabilir akrep burçları için, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, parasızlık diyoruz. Bu devam edecek. Paranızı doğru noktada harcayın. Bir de sizde boyun, sırt ve boyun fıtığı bu aylarda had safhada olacak. Kan ölçümlerinizi yapmanızı istiyorum. Kan değerlerinizde bir bozukluk olabilir. Bunları dengeleyin. Ama akrepler için sakin, rutin ve işin verdiği gerginlik onlara stres yarattı. Spor yapabilirsiniz. Nefes terapisi dengeleyebilirsiniz. Ama belli bir süre sonra bunların hepsi toparlanacak diyorum akrepler için. Geçici bir sıkıntı, kalıcı bir sıkıntı olarak görmüyorum. Bir de uzun süredir ihaleli işleri olan akrep burçları ve Ankara'da çözülmesi gereken evrakları var akrep burçlarının. Bunlar da sanki Eylül-Ekim gibi imzalar atılıp derin bir nefes alınacak ve kendileriyle ilgili mahkeme açılan akrepler de feraha erecekler, panik yapmasın diyorum. Çocuklarıyla ilgili de ya da çocuk isteyen akrepler yıl sonu için bu murada sahip olacaklar, panik yapmıyorsunuz. 28 Mayıs yay burçları, geçici sakinleşme, kimseyi duymama, kendi özverinizle alakalı yönünüzü belirleme, kırgın olduğunuz insanların size adım atması ve aşk konusunda da uzun süredir yenilik istiyorsunuz ve evliliğinizde de yenilik istediğiniz bir döneme giriş yaptı. Haziran ve Mayıs sizin için, Mayıs sonu 28 Mayıs uğurlu ve bereketli. Şöyle söyleyeceğim, ev değiştirmek, yenilemek istiyorsunuz ama eviniz bereketli, değiştirmenizi istemiyorum. Sizin tek istediğiniz doğru insanı bulup düzen kurup çocuk doğurma ya da çocuklarınızla ilgili istediğiniz planları doğrultusunda. Evet, bu yıl sonu sizin için bereketli ve hayırlı yay burçları. Ne istiyorsanız Rabbim kapınıza verecek. Evse ev, paraysa para, huzursa huzur. Ama çözülmesi gerektiğiniz bir aynı binada oturduğunuz haklar, babanızın size sunmasını istediğiniz haklar var. Babanız yaşıyor, acele etmeyin yay burçları. Baba ölümünden sonra gerçekleşecek haklar. Sadece burada gereksiz bulmayan mal benim deyip kardeşler arasında korkularınız var. Kimse, herkes hakkını alacak ve uzun süredir de beklediğiniz topraklarınızla ilgili yenilikler var. Satmanıza karşıyım. Bekleyin, sabırlı olun. Yerleriniz değerlenecek. Ama yay burçları gözlerle ilgili hassasiyet olabilir. Suratta sivilce oranı ya da akne oranı çoğalmış olabilir. Alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Dikkat. Bir de sizde anne rahatsızlığı ya da abla rahatsızlığı söz konusu olacak. Ufak bir tedavi ama ameliyat gibi görmüyorum. Geçici. Evet, 28 Mayıs oğlak burçlarını neler bekliyor? Sağlık tedavi, kendileri elinizde nazar değdi, ufacık şeyde alınganlık, ağlama enerjiniz başladı. Aslında oğlaklar biraz depresyon, para depresyonuna giriş yaptılar. Evet, 28 Mayıs onlar için bekledikleri rahatlık var ama tatil ve çocuklarıyla ilgili büyük planlar ve yurt dışı planları düşündükleri için biraz parayı daha fazla olmak istiyorlar. Evet, Haziran ayı sizin için ortası sonu, güzel bir paranın geçişi var. Bir de kredi sıkıntılarınız var. Ödenmesi gereken krediler had safhada oldu. Onu oraya denk diyorsun, bunu buraya denk diyorsun, yoruldun. O yüzden sağlık konusunda senin vücudun enfeksiyon gibi her şey, bağışıklık sistemini biraz güçlendirmen gerekiyor oğlak burçları. Çünkü en ufak şeyde grip enfeksiyonu, nezle gibi durumlar yaşıyorsunuz. Ailede de uzun süredir kırgınlıklar vardı. Bunlar toparlandı. Anne babayla diyaloglarınız had safhada, güzelleşti. Devam edin. Kardeşlerle diyaloglar toparlandı. Sadece işle alakalı yöneticiler ya da çalışanlarla ilgili ufak kırgınlıklarınız var. Bu da sanki Haziran'ın ortasında sakinleşecek, rahata gireceksiniz. Çok uzun süredir ilişki yaşamayan oğlaklar burcu için Haziran sonu çok doğru bir süreç. Evet, uzun süredir 3-4 yıldır aşk yaşayamıyorum, evlilik yapamadım. Oğlaklar bu yıl doğru dengeyi, doğru eşi, doğru hayat arkadaşını bulacak. Panik yapmayın oğlaklar, sizin de rızkınız bereketlendi. Sadece ve sadece alınganlıklarınız, sağlık problemleriniz var. Ve anneyle alakalı uzun süredir
Diyaloglarınız da güzel. Hani helallik dediniz ya, biz doğru helalliği aldık. Kova burçları gelecek para planları yapıyor. Yatırım planları var kova burçlarında 28 Mayıs'tan sonra. Ama onlar işleriyle alakalı büyük bir büyüme, yükselme ve kariyerleriyle ilgili yaptıkları eğitim. Hani doktorsanız doçent olma, doçentseniz profesör olma gibi yönlere doğru yönelecek kova burçları. Daha sanatsal, daha yaratıcı noktalara erişecek ve şöyle söyleyeyim, onlarda da sanat etkinlikleri çok ön planda. Bunların verimliliğini, aydınlığını yaşayacağız. İlişki konusunda kovalar, evet doğru aşka yelken açmaya başladılar ama onlar detaycı ve kontrollü insanlar oldukları için karşımızda kadın erkek ayrımı yapmadan "aa bu bana uygun mu, tarzı ne" diye tripleri biraz akışına bırakın. Aşk, çünkü sizin gerçekten aşka ihtiyacınız var. Huzure ve sevgiye ihtiyacınız var. Evet, Mayıs 9 Haziran, 8 Haziran sizin için aşkın daha verimliliği alevlendi. Hatta doğru insanla bu yıl sonuna doğru söz nişan. Evli kovalarda biraz karmaşıklıklar var. Hani ilgilenip ilgilenmeyi, eski heyecanı, bence eşiniz çok iyi insan. Kadın ya da erkek, kadınızsa, kız eşinizse. Bunlar çok iyi insanlar. Evliliğinizi kurtarın, konsantre olun. Çünkü dağınık kafalara giriş yaptık. Böyle flörtöz kafalardasınız. Bu flörtöz kafaları kenara atıyorsunuz. Doğru düzendesiniz, doğru süreci yaşayın. Balık burçları iş ayrımı, yol ayrımı dediğim ve kendi gitmesi gereken görevler var, bunları tamamlıyor. Mümkün olduğu için, mümkün olduğu kadar insanları kırmadan, incitmeden farklı noktalara yönelecek balık burçları. Ve uzun süredir işleriyle ilgili beklediği yükseliş, evet Haziran'ın 17'sine kadar gerçekleşmiş olacak. Evlilik tarihi ya da nişan tarihi Temmuz ayı itibariyle balıklar için verimli ve aydınlık olacak. Anneleriyle özlem duyuyorlar ama balıkların anne baba evet çok seviyorlar ama çok da önemli gibi durmuyorlar. O yüzden biraz aileye daha önemseyeceksin. Aileye daha çok önemseyeceksin. Evet, balıklar seyahat, yol, plan, iş, yenilik ve parayla ilgili ev değiştirme, ev yenilenmesi ve ufak tefek kazalar olabilir. Ne bileyim, evde yürürken tabağa çarpabilirsin. Biraz dağınık olduğun için balıklar, kadın erkekle ilgili değil. Ve uykuya çok düşkün balıklar. Uyumak istiyorlar, dinlenmek istiyorlar. Evet, onlar için doğru bir yaz mevsimi. Hayırlı, uğurlu olsun 28 Mayıs. Evli balık burçları için de yeni bir çocuk muradı var, yeni sevinç var. Hatta yeni ev almak isteyen balık burçlarımız var. Bunlar da sanki Temmuz ortasında güzel bir ev sahibi olacaklar. Evet, balıklara da bereketli bir dönem, hayırlı bir dönem. Problem görmüyorum. Sadece problem, çok takıntılısınız. Geçmişle ilgili kavgalarınız var balık burçları. Ve uzun süredir üniversitede ilkokul arkadaşlarınızla sohbet etmek istiyorsun. Sevgilim çok bıcık bıcık diyorsun, üstüme yapışıyor. Sonra sevgiline sen yapışıyorsun. Bence biraz akışına bırak. Rorantiye koy. Her şey hayırlı ve uğurlu olacak diyorum. Evet, bu haftalık 28 Mayıs. Haftalık burcumuzu yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenen var, beğenmeyen var, küfür eden var, seven var, sevmeyen var. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü küfür de eden dinliyor, etmeyen de dinliyor. Yapacak bir şey yok. Halkımızın bir algı küfür kültürü var. Bu küfür kültürü bizim ne kadar hayatımızın içerisinde. Yani utanmadan A, M, K diyorsunuz. Yok O, B, S diyorsunuz. Yani beni tanıyor musunuz? Benim kimliğimi biliyor musunuz? Neyse, yani saygı göstermek istiyorum ama ben bir anneyim. Yani Gülben Ergen de anne biliyorsunuz, Seda Sayan da anne. Ben de gerçekten bir anneyim. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Örf ve adetlerle büyümüş bir insanım. Evet, belki bilmiyor olabilirim. Saçma sapan burç yorumluyor olabilirim ama lütfen rica ediyorum, küfür konuşsanız da biraz esprili yapın ya. Nedir bu AMK ya? Nedir ya? Bak arkadaşım ya, sinirleniyorum. Neyse, haftalık burcumuz da burada bitti. Sizleri seviyorum. Lütfen küfür etmeyin. Lütfen saygı duyalım. Çünkü hayatta en önemli şey vicdan, saygı ve merhamettir.